Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dünya dışındaki gezegen ve uydularda da depremlerin olduğunu, özellikle Ay'daki depremleri ve nasıl oluştuklarını anlatacağız. Dünyada depremler, yerin yüzey katmanının altındaki tektonik plakaların ani hareketleriyle meydana gelir. Bu plakalar, manto tabakasındaki konveksiyon akımlarıyla hareket eder. Ancak Ay, dünyadan farklı olarak hareketli bir manto tabakasına sahip değildir. Ay, dünyadan daha soğuk ve katı bir yapıya sahiptir ve aktif volkanları da yoktur. Bu yüzden başlangıçta Ay'da deprem olması beklenmiyordu. Ancak Apollo misyonlarının verileri bu düşünceleri değiştirdi. Apollo astronotları Ay'a iniş yaptıklarında yanlarında birçok bilimsel enstrüman da götürdüler. Apollo Ay Yüzeyi Deneyleri paketi, SEP ile Ay'da depremlerin olup olmadığı araştırıldı ve sürpriz sonuçlar elde edildi. Apollo 11'deki Pasif Sismik Deney isimli enstrümandaki 4 sismograf, güneş enerjisiyle çalışıyordu. Bu sismograflardan biri kısa dönemli meteorit çarpmalarını tespit ederken, diğer üçü uzun dönemli depremleri araştırıyordu. Apollo misyonları sırasında Ay'da 200'e yakın meteorit çarpması tespit edildi. Daha sonra Ay'a gönderilen sismograflar geliştirilerek Apollo 12, 14, 15, 16 ve 17 misyonlarında da kullanıldı. Bu sismograflar 30 Eylül 1977'ye kadar Ay'daki sismik aktiviteleri kaydetti. O dönemde Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinden beklenilen kütle çekim dalgalarını tespit etmek için Ay'a gravimetre de konulmuştu. Ancak o sırada Ay'ın kütle çekimini yanlış hesapladıkları için araç çalışmamıştı. 2016'da LIGO deneyiyle ilk kütle çekim dalgaları tespit edildi. Apollo misyonlarından bu yana Ay yüzeyine yeniden sismograf konulamadı. Dolayısıyla hala Apollo misyonlarından elde edilen verileri kullanıyoruz. Bu verilerden 13.000'den fazla sismik aktivite tespit edildi. Bu aktiviteler arasında 1743'ü meteorit çarpması, 28'i sığ, 7400'ü derin ve 555'i ise termal depremler olarak sınıflandırıldı. Sığ depremler daha şiddetli ve uzun sürerken, derin depremler Ay'ın dünyaya yaklaşmasıyla oluşan gelgit etkilerinden kaynaklanıyor. Artemis projesi ile 2024'te Ay'da kalıcı insanlı yolculuklar yeniden başlayacak. Bu proje ile birlikte Ay'daki depremler konusu yeniden gündeme geldi. Ay'da üs kurulacak ve astronotlar depremlere karşı hazırlıklı olacak. Bu videoda Ay'daki depremlerin nasıl oluştuğunu ve Apollo misyonlarından elde edilen verilerle neler öğrendiğimizi ele aldık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.